Bizim tayfadan herkese merhaba arkadaşlar, ben Yusuf. Bugün sizlerle beraber şimdi kanamalar ve kanamalarda ilk yardım nedir onu anlatacağım. Hadi şimdi video başlıyoruz. Kanamalar ve kanamalarda ilk yardım. Kanamalar, yaşamımızı devam ettirebilmek için kan vücudumuz için büyük bir öneme sahiptir. Kan hücrelerinin canlılığı için sürekli surette besin ve oksijen taşır. Yetişkin bir insanın vücudunda yaklaşık olarak 5-6 litre kadar kan vardır. Bu miktar vücut ağırlığının yaklaşık olarak 13'te 1'ine tekabül eder. Herhangi bir kanama vücudumuzda kandaki kanın %20'sini kaybetmesi hayati tehlikenin habercisidir. Kanamalar vücutta arttığı damara ve aktığı yere göre sınıflandırabilmektedir. Vücutta aktığı yere göre ayrıldığında damar bütünlüğü bozulmuş, ancak deri bütünlüğü sağlam ise iç kanama. Damar bütünlüğü ile birlikte deri bütünlüğü de bozuluyorsa dış kanama. Doğal vücut delikleri, ağız, burun, kulak, anüs ve üreme organları gelen kanama şeklinde sınıflandırılabilir. Aktığı damara göre ayrıldığında açık renkli fışkırır tarzda ve kesik kesik kanama görülüyorsa atar damak kanaması. Koyu renkli ve vücuttan düşük basınçta sızar şekilde akıyorsa toplar damar kanaması. Küçük kabarcıklar şeklinde görülüyorsa kılcal damar kanaması olarak adlandırılabiliriz. Kanamalarda ilk yardım. Kanaması olan hastaya hayati tehlikeye oluşmaması için ya da mevcut hayati tehlikeden uzaklaştırabilmesi için ivedilikle ilk yardım uygulaması yapılması gerekmektedir. Dış kanamalar ilk yardım. Dış kanama geçiren bir hastaya karşılaşıldığı durumda öncelikle kanama geçiren yaralanan bilinç ve solunum durumu değerlendirilmelidir. Bu esnada etrafta bulunan kişilerden 112 acil araması istenmektedir ki ilk yardım uygulamaları yapılırken bir an önce olay yerine ulaşmaları sağlanabilsin. Sonrasında yara ve kanama bölgesi değerlendirilip kanamanın olduğu bölge temiz bir bez ile baskı uygulanır. Kanama durmadığı takdirde ikinci bir kez yerleştirilerek baskı miktarı artırılır. Baskı yapılan bölgelerden kanamanın durmaması durumunda bölgeye bandaj uygulaması yapılmalıdır. Turnike değil. Kanamanın hala durmaması durumunda kanayan bölgeye kalp seviyesinden yukarı kaldırılıp en yakın basın noktasından damarlardan gelen kanı azaltmak için baskıya ilk yardım uygulanabilir. İlk yardımda kanamayı durdurmak için bası noktaları: boyun, atar damarı, şah damarı, baskı yeri, kolun üst bölümü, üst kol iç kısmı, uyluk, üst bacak, arka iç kısmı, kasık, köprücük kemiği üzeri, koltuk altı. Köprücük kemiği üzeri, koltuk altı. Kanama kontrol altına alınırken hastaya verilmesi çok pozisyonu verilmesi ve üşümenin engellenmesi için üzerine örtülmesi gerekmektedir. Şok pozisyonu ayakların yerden en az 30 cm kadar kaldırılması anlamına gelmektedir. Şok pozisyonu vücudun kanın kaybedilmesiyle hayati organlara gidemeyen karın artması hedeflenmektedir. 112 acil servisinin olay yerine ulaşana kadar yapılan ilk yardım uygulamaları sağlık personelinde bildirilmelidir. Turnike, boğucu sargı. Kanamalarda ilk yardımda turnike, sonraki aşamalarda kaybedilen kanın %20'si yaklaşması ya da üzerine çıktığı durumda kan durdurulmuyorsa uygulanmalıdır. İlk yardım turnike uygulanabilecek durumlar: hasta yaralıda uzuv kopması olması durumunda, olay yerini birden çok kanamalı, yaralı ve tek ihtiyacı varsa,
İlk yardımcının hasta yaralı olan yerinden sevk etmesi gerekiyorsa ilk yardım uygulamasıyla kanama bir türlü durdurulamıyorsa yapılır. İç kanama nereden, ne sebeple ve ne kadar kanadığı bilinmediği için dış kanamalara göre daha tehlikeli bir durumdur. İç kanama durumunda ilk yardım yapılırken mümkün olduğu hasta hareket ettirilmemeli, üzerine örtülerek şok pozisyonunda bekletilmeli ve hastaya ağızdan yiyecek içecek verilmeyecek durumda takip edilmelidir. Doğal delik kanamalarının ilk yardım. Burun kanamalarında ilk yardım daha hastanın panikle konuşturulmaması engellenip oturulmalı. Başı öne doğru eğilip burun kanatları 5 dakika boyunca sıkılmalıdır. Yapılan ilk yardım uygulamanın yeterli olmadığı kanamanın durmadığı durumda hemen bir sağlık kuruluşuna sevki sağlanmalıdır. Kulak kanamalarında ilk yardımda kanayan kulak yumuşak bir bezle temizlenmeli ve kanama devam ediyorsa kulağı tıkanmadan temiz bez tutulmalıdır. Ne kadar kanama olduğu tutulan bezden daha hızlıca tespit edilebilirsin. Diğer doğal delik kanamaları bölgeye temiz bezle baskı uygulayıp hızla acil sağlık kuruluşuna sevki sağlanmalıdır. Her neyse arkadaşlar, beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.